Avukat demiştir. Bu bir kazadır hakim bey. Bir husumet yoktur ortada. Yaşı küçüktür. Hakim seni sordu. Dedim hasta. İki ay sonraya kaldı. Habibe. Ben de Zeki, kasap. Şimdi haraç mezat olacak burada. Arttıranın üstünde kalacak. Paran varsa sen de arttır. Belki üstünde kalır. Yaklaşmayın, yakarım! Şimdi yok mu arttıran? Zeliha abla, oldu mu? Oldu mu? Bıçağı ver Zeki. Sen iyi çocuksun. İyiyim ya. Sen de iyisin Zeliha abla. Bu da iyi. Sen de. Bu garip de iyi adam. Hepimiz iyiyiz. İyiyiz de ne diye böyle oluyor? Ne diye? Niye? 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 Belki benim yapamadığımı o yapar. Saçından sürüyerek götürür. Niye saçından çekip götürmedim? Seni çok mu saymışım, yoksa yeteri kadar sevmemiş miyim? Ferhat, bunu konuşmaya gelmedim. Habibe'yi kurtarmak lazımdır, bir çare. Bir çare vardır belki. Bakalım. Abi be. Söyle ne olacak? Ben sana diyeyim, alıp gideceğim seni. Dediğim gibi, saçından sürüyerek. Olmaz bir iş, ağlarım sağ bırakmaz. Ya ben, bana yar olmayınca? Ya ben ne yapayım ikinizin arasında? Bırakın beni öleyim, öleyim de kurtulayım. Kader böyle yazmış alnıma. Çok ölmüştür benim gibisi, ya kahrından, ya sevgilisinden, ya ağasından. Yok Zeki, olmaz, olmaz! Cabbar'a Urfa'da işi yoluna koymuş. 50 takım ve de iki çocukla çarşambaya oradayım diyor, cumaya düğün. Sen ne yaptın? Aksaray'da buldum bir daire. Lakin 1200 lira aylık istemiş. 1200? Hı, tut. Lan yeğen çok. Selamün aleyküm. Verdiğim Allah selamıdır. Aleyküm selam, istediğin buysa.
İstediğim bir şey yok. Diyeceğim Habibe için. Senin ne ağzın Habibe? Kes ve de yürü işine. Patronun yövmeyeni kesmesin. Zelha ile kabileştik. Habibe'yi cepara verirsen... Sen düş yakamızdan gayri, gölgeni görürsen... Karşında bacıların mı var sandın? Uzak dur, karışmam. Biz kararlıyız, gideceğiz. Yani dediği? Evet, Zelha ölüm olsa bizi bırakmaz. Heballah, bırakaydı Urfa'da bırakırdı. Verir, ben ağzını aradım. Lakin 500'ü benim. 1000'i senin. Az emeğin geçmedi bize. Emmi demek baba yarısı demektir yeğenim. Habibe kızım, ağan seni çağırıyor. Senin. Daha var çok, ne istersen. Her şey hazır, büyük düğün olacak. Şimdi de Habibe'nin cesedi üstünde düğün sofrası, öyle mi Halil? Öyle mi olacaktı? Şu İstanbul ormanında kimseye diş geçiremeyince... aciz kardeşlerinin etini yemek kolay mı geldi? Caiz mi Halil yaptığın? Ne yaptımsa sizin iyiliğiniz için yapmışım. Kim kaldı ki iyiliğini göre? Cemile'yi köle etmişsin, Yusuf'u cehennemin kuyusuna attın... Habibe'nin etini ha köpeklere atmışsın, ha cabbara vermişsin. Bir ben rızamla kendimi adamışım. Ana olayım demişim. Ama bir faydası olmamıştır. Elimden bir şey gelmemiştir. Yok, bu düğün olmayacak Halil. Mümkünü yok, olmayacak, olmayacak! Selamun aleyküm. Ağam, bizim sacaya kaza mı oldu yoksa? Gereği kalmamıştır, sattım. Ben ne olacağım ağam? Yanımda çalışırsın. Sattı İbrahim. Hepimizi sattı. Her yeri aradık Reşit amca, bulamadık. Sabah Bahçeli Lokanta'nın orada görmüşler. Düğün? Düğüne bir bakın. Olur mu olur? Hadi gel. Ben dükkanı kapıyorum. Olmayacak. Şimdi Habibe orada. Bir düğün sofrasına yatırmışlar.
Başının üstünde harranın yırtıcı kuşları. Ben ablayım. Anayım Ferhat. Bir Habibe de kalsa onu bırakıp seninle gelemem. Bağışla. Ben dediydim, Zelha bacım bizi bırakmaz. Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı. Bilemedin Cebbara. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil. Bu düğün bizim düğünümüz. Habibe'yi almaya geldim. Habibe benim karımdır. Bu iş gönül rızasıyla olur. Ağaları onu peşkeş çekmişler sana. Yedirmeyeceğim hiçbirini ben sağ kaldıkça. Hiçbirini! Cemile! Abla! Ablacığım! Yanıldın Zelha bacı. Bizden kadın alındığı görülmemiştir. 40.000 lira saymışım. Bir aldığımı kimse geri alamaz. İlla alırım dersen, ölüsünü alırsın. Dene! Bunun bir zararı yoktur. Kardeşlerimi sana yedirmeyeceğim. Var başkalarının etine ya gücüm varsa. Biz kendi halimize yeteriz. Bilek gücümüz, alın terimiz varken. Abla! Abla! Beni bırakma Zelha bacım. Hakime diyeceğim. Yusuf'un suçu yoktur. Ben vurmuşum. (Gülüyor)